Neden kaçtın yuvadan? Bize de anlatır mısın? Kimsesiz olmaktan sıkıldım artık. Ay, peki yuvaya en yakın ev burası diye mi buraya geldin? Çilekciğim, senin annen baban kim? Seni ne zaman bırakmışlar oraya? Ben çok küçükken babam ölmüş. O bir faniymiş. Annem başka bir periyle evlenmiş. Peri beni istemiş, dövmüş, kötü kötü şeyler yapmış. Annem de beni korumak için yuvaya bırakmış. Bir daha da hiç arayıp sormamış. Ah tatlım benim. Canım. Ay, yaramaz maramaz ama bırakılır mı böyle çocuk canım? Ay sorma anne ya. Küçük yaşta başına neler gelmiş zavallının. Canım benim, yerim ben seni ya. Benim anlamadığım niye bizimle değil de sadece Betüş'le konuşuyor? Aa, sahi neden Çilek? Çünkü bir gün üvey babam bana çok kızıp ceza sihiri yapmış. Demiş ki bu kız sadece bir kişiyle konuşabilir. Ben ilk defa seninle konuşuyorum. Ay. Peki Perihan teyze, sen bu sihri bozamaz mısın? Bunlar ancak yapanın bozacağı sihirlerdir. Tıpkı annenin babana yaptığı gibi. Maalesef. Perihan teyze, ne olur bana yardım et. Peri Esirgeme Kurumu'na gidip onlara Çilek'in benimle olduğunu söyler misin? Hem sen periler heyetinin başkanısın. Görevliler de beni eskiden beri tanır. Ne olur onlara Çilek'in bütün sorumluluğunun bana ait olduğunu söyle. Ayrıca ailesi hakkında ne biliyorlarsa hepsini bana ulaştırsınlar. Sen hiç merak etme, ben hemen hallederim güzelim. Çilekciğim, sana söz veriyorum bir daha o yuvaya geri dönmeyeceksin. Bir çocuğu bile kurtarmak benim hala görevim. Ben bugün bebeğimi kaybettim. Ve çok ama çok üzüldüm. Ama şimdi anlıyorum ki dünyaya yeni bir bebek getirmek kadar senin durumunda olanlara yardım etmek de önemli. Ah canım, yufka yürekli kızım benim. Yoksa ona evlat mı edineceksin? Önce ailesini bulmaya çalışacağım tabii. Bulamazsam bilmiyorum, bakarız. Çilek, hadi o güne kadar bizimle kalacağına eve haber verelim ha. Hadi bakalım. Sağ ol Tuğçe, biz de çok üzüldük. Keşke bir kardeşimiz olsaydı ama olmadı işte. Tuğçe geçmiş olsun diyor. Teşekkür et, selam söyle. Ceren de teşekkür ediyor, selamı var. Tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Ay, öldüm bittim. Alo, Betüş. Oh, babam. İlacı bulacağım diye babam dolaşmadım, mesane kalmadı. Ne oldu Betüş, daha iyi mi? Betüş Hanım dışarı çıktı Sadık Bey. Nasıl, nereye çıktı, niye? Anneanneme, telefonda şimdi de. Allah Allah. Alo Betüş, sen hani dışarı çıkmayacaktın, evde dinlenecektin. Tabii gelebilir canım, tabii. Tamam şekerim, dur ben hemen sorayım. Tamam, bir dakika, bir dakika. Ne diyor Betüş? Neden telefonda konuşurken yazık yazık diyordun baba? Betüş Hanım eve kimi getirecekmiş? Şimdi bakın çocuklar, anneanneniz sabaha karşı kapısının önünde bir kimsesiz çocuk bulmuş. Ah canım. E'si bu çocuk yuvadan kaçmış, ailesi yokmuş, yazık. Betüş de birkaç gün bizde kalabilir mi diye soruyor. Gelsin. Hem biz ona arkadaşlık ederiz. Ha tamam. Alo Betüş. Çocuklar da Çilek'in geleceğine çok sevindi. Hemen gelin, bekliyoruz. Tamam, bay bay. Ya çocuklar, dün geceden beri ilk defa Betüş'ün sesi çok iyi geldi. Adı Çilek miymiş baba? Yaşasın, yaşasın. Sadık da çocuklar da dört gözle seni bekliyorlar Çilek. Ama dikkatli olmalısın. Çilek'in peri olduğu anlaşılırsa zor duruma düşersin. Bir kere Çilek faniliğin arasında nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor, öyle mi? Biliyorsun. Peki, hadi anlat bakalım. Ne yapman gerekiyormuş? Sihir yaptığımı hiçbir faninin bilmemesi lazım. Eğer bilerlerse perilerin elindeki sihirleri alırlar. Ve de en önemlisi... Mecbur kalmadıkça hiçbir peri sihir yapmamalı. Aferin sana, harikasın. Gördünüz mü? Çilek her şeyi biliyor. Hadi biz artık gidiyoruz. Dur kızım, acele etme. Bak daha Perihan teyzen gelmedi. Acaba yuvadan izin verecekler mi? Verdiler bile.
Periler heyeti olarak bütün force'umu kullandım. Orada çalışanlar seni zaten çok iyi tanıyorlar. Çileyi gözü kapalı sana emanet ettiler. Ailesinden hala bir haber yokmuş. Yarına kadar bir araştıracaklar gene de. Hadi bakalım, o zaman biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Oh, iyisin. Kızımın evinde birkaç gün gel, keyfim gel. Ay, küçük peri yine gider her sana yapacağını yapmış. Ne yaptı? Ne aynaya bak görürsün ne yaptı. Şimdi çığlık atacak, kapa kulaklarını. Bu ne? Geç kalıyorum eve, nerede kaldı bunlar? Sen git artık, işin bitti nasılsa. Olmaz, şu çileyi görmezsem çatlarım. Firuze abla sabah görürsün. Nasıl olsa birkaç gün bizde kalacakmış. Olmaz, bugün görmezsem uyuyamam. Biz geldik. Bakın işte çilek. Gel bakalım çilek. Hoppa. Merhaba çilek. Ah biçare, pek de güzel maşallah. Hoş geldin çilek. Nasılsın bakalım çilek? Ben size çilekle ilgili çok önemli bir şeyi söylemeyi unuttum. Çilek söylenen her şeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. Olsun. Al al, benim daha bir sürü bebeğim var. Bunları sana hediye ediyorum. Ben de sana bunu verebilirim. Erkek oyuncağı ama bazı kızlar da seviyor. Bunu daha çok sevdi. İyi ki saklamışım. Abim bu arabayı küçükken bozmasaydı çok güzel hareket ediyordu. Nasıl oldu? Demek ki bozulmamış. Dur bakayım. Düzeldi, çalışıyor. Bilsem vallahi sana hediye etmezdim. Sen abime bakma. O sevdiklerine her şeyini hediye eder. Özellikle de Tuğçe'ye. Bak, benden canımı iste ama borç isteme. Tamam mı? Tanıştırayım. Bu da var Yemez amcamız. Betüş'cüğüm, al kahve getirdim. Aa, çok teşekkür ederim, eline sağlık. Rica ederim hayatım. Cem'le Ceren Çilek'le nasıl anlaştılar? Çok tatlı bir kız ama. Ya çok tatlı. Ama ya keşke konuşabilseydi. Belki bir gün iyileşir. Umarım bizimkiler onu tanıyınca ne kadar şanslı çocuklar olduklarını anlamışlardır. Ya. Ama ben Çilek'e çok üzülüyorum hayatım. Ben de. Perihan teyze kimsesizler yurduyla konuşmuş. Çileğin ailesine ulaşmaya çalışacaklar. Ya bulamazlarsa? Ya da buldular diyelim. O gaddar anneyle baba ya çocuğa kötü davranır ya onu kabul etmezlerse? O zaman ona başka bir aile bulmaya çalışırlar. Zaten Çilek yuvada çok mutsuzmuş. İkide bir de kaçıyormuş. Aa, niye? Yani iyi bakmıyorlar mıymış? Kötü mü davranıyorlarmış? Yok. Bu yuvalar aslında çok iyidir. Ama Sadıkçığım, bir çocuk için anne babanın yerini başka hiçbir şey tutmaz. Düşünsene, her hafta sonu kimsesizler yurduna o çocukların ziyaretçileri gelir. Çilek gibi hiç kimsesi olmayanlar da bahçenin bir köşesine oturup uzaktan bakarlar. Ve bir gün belki bizim de bir yakınımız gelip bizi ziyaret eder diye umut ederler. Of of. Aa, bak aklıma ne geldi. Ne? Umur Bey'le konuşsam diyor. Yani bir aile bulunamazsa Çile'ye, o ona evlat edinsin, değil mi? Yani yaşlı, zengin, sonra yalnız bir adam sevap işlemiş olur. Ay Sadıkçığım ama Çile'ye çok yazık olur. Haklısın hayatım, ben ne diyorum ya? Vallahi ben bu Çile'yi çok sevdim Ceren. Keşke o benim kız kardeşim olsa. Hiç senin gibi dırdırlanmıyor. Onunla dalga geçme. Onunla değil, seninle dalga geçiyorum akıllım. Hadi Çilek, Ceren'e hücum. Hayır Çilek, Cem'e hücum. Ah,
Bizimkiler yine kapışmış. Üçüncü bir çocuğumuz olursa neler olabileceğini daha iyi anlıyorum. İnanamıyorum. Çilek, sen ne kadar güçlüsün. Maşallah ya. Küçücük haliyle bizim iki azmanı nasıl da dize getirmiş. Neyse biz aşağı inelim, onlar oynaya dursunlar. Ha? Tamam tatlım. Betüş bak. Ben... Baba, Çileğin uykusu geldi. Onu nerede yatıracağız? Acaba bizimle uyumak ister misin? Benimle de yatabilirsin. Hem sana masal anlatırım. Çocuklar, isterseniz buna Çilek karar versin. Kimle yatmak istiyorsa onunla yatsın, tamam mı? Çilekciğim, kiminle yatmak istiyorsan parmağınla onu işaret et. Yani hepimizle birden mi uyumak istiyorsun? Aa, o misafir ne isterse olur. Hadi bakalım çocuklar, şimdi pijamalarınızı giyip doğru yatar. Hadi bakalım. Siz gidin. Ben Çile'ye pijamalarımdan birini verip geliyorum. Tamam. Hadi bakalım. Baba. Ne? Biliyor musun? Biz Çile'yi çok sevdik. Belli oluyor. Gördüğüm kadarıyla o da sizi çok sevdi. Ay inşallah bize yakın bir ailesi olur da onunla sık sık görüşürüz. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hadi atlayın bakayım yatağa. Gelin bakalım benim şöyle. Ay canım benim. Hem de rüyalar beyaz düşler. Gerçek artık bizim evimiz.